Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi dedemle birlikte anneannemi ziyarete gideceğiz. Yaklaşık bir gün ayrı kaldılar ama dedem çok özlediğimde beni götürdü hastaneye. Sabahtan beri hatta 3 kere zile bastı. İsteyen biliyoruz çocuk uyuyor zile basmıyoruz ama işte o da onun canı var patladı canı. Yaşların böyle şeyleri olur ya kendine has. Ne derler Emine? Ne Tatlı. bileyim. Tuhusuz ve tatlı. Tatlı huysuzluklar olur ya böyle Evet. yaşların. Sesiniz çıkmaz, hiçbir şey Zile. yapamazsınız. Aynen Aynı o öyle. durumdayız şu an biz de. Basıyor zile, kim o diyorum. Şey yapmıyor, ses vermiyor da. Ses de İlle görecek vermiyor. beni camdan, başım da açık. Zile basıyor, hemen bizi aşağıya çağırıyor. Fenalaştım diyor, hayır diyor. Canı sıkılmış, muhabbet edecek insan arıyor falan böyle. İşte benim Değişik de değişik huylar işlerim var. var. Evde bütün gün inemiyorum aşağı. Zeynep uyuyor. Geçiyorum. Herkesin kendine göre işi var. Zeynep de ben giyindim diye hemen atladı kucağıma. Onu da götüreceğimizi sanıyor ama onu hastaneye götürmeyeceğiz. Küçük. Evet. Ali'yi okuldan alacağız. Dedemle birlikte anneanneyi ziyaret edip oradan dedem eğer isterse çorba içip geleceğiz. Dedemin orada çok sevdiği bir çorbacı var bakalım. Evet, hadi Hadi bakalım. bakalım. Size Biz kolay bize kolay gelsin. gelsin. Selam Bir söyleyin bakalım anneanneye. anneanne nasıl, iyi mi? Yakından görelim bir de. Evet, inşallah Güzel. iyidir. Hadi bay bay ya. Hadi bay bay. Öpücük. Baba Baba. gidiyor. Baba sen değil. Ay çok Yazın hevesli o da. gideceğiz kızım. Gezeceğiz seninle, tamam? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dede ayakkabıdan hazırlamış bakalım içeride. Büyük ihtimal belgesel izliyordur. Dede, Buyurun. haydi gidelim. Hazır mısın? Hazır mı? Hadi gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Hazırsın değil mi? Hazır mı? Yanına para al, çorba ısmarlayacağım bana. Ne? Yanına para al, bana çorba ısmarlayacaksın. Elbette bende para yok. O Anne zaman para torunum bıraktı var. bana. Torunum var burada. Hadi Anne gel. para bırakmadı bana. Tamam, ben varım dede. Sen varsın, ben biliyorum sen var, değil Hadi mi? giy Bana ayakkabını para bakalım. bırakmadılar. Dedem boza koymuş, portakal koymuş. Eli boş gitmiyor. Bakın arkadaşlar neler almış yanında. Başka neler var bilmiyorum ama poşete gidince göreceğiz bakalım şimdi. Hadi biz gidelim. Kafadan bunları götürüyorum bakalım ne olacak. Ne olacak? Sokarlar içeri, merak Getiririm etme. geri. Geri getiririm. Boza, portakal, başka ne var? Ha? Boza var, portakal var, başka ne var? O kadar mı? Çekirdek mi koydun bir de? Ne koydun? Ha? Ne koydun? 2-3 tane zeytin koydum. Azıcık kaşar koydum. Kaşar, zeytin. Zeytin. Pikniğe mi gidiyoruz? Ha? Pikniğe mi gidiyoruz? Ha, pikniğe gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, Ali'yi de aldık okuldan. Şimdi kata çıkacağız bakalım. Odaya çıkacağız. Asansörümüzü çağıralım. Evet, yukarıya basıyoruz. Ne oldu? Bekliyoruz asansörü. Aşkımla kavuşacaksın şimdi. Sen beni arabaya bindirsene. Sen maşallahın var. Ne yapacaksın tekerlekli sandalyeyi? Ha? Gerek yok hiç. Aynen dostum. Değil mi Ali? Dedim şeker yerde. Ağzını mı? Yetti. Dedemden Ali şekeri de kaptı. Çok büyük. Yeter işte, ne kadar büyük istiyorsun? Kim olacak? Bekleyeceğiz. Ya Rabbi ya Resulallah. Bekleyeceğiz diyor, çekildik. Gidiyoruz. Gidiyoruz işte, bak çıkmaya Şimdi tabii başladı. gidiyoruz Ali, gidiyoruz. Baba neden burada iki tane bir bir Dur var? Ali. Biri bir, biri eksi bir. Eksi bir otopark oluyor. Tamam. Hangisi otopark? Eksi bir otopark, Birinci bir eksi iki de otopark, eksi üç de otopark. Nereye gel? Hadi buyurun, inelim hadi bakalım. İnelim. Evet geldik arkadaşlar. Ağlaş, mağlaş, duygusal anlar yaşıyoruz. Dede zaten çok duygusal. Çok dede. Değil Neler mi? getmiş oğlum bana biliyor musun? Bir sürü hazırlamış Ne sabahtan getirdin beri. arada bana? Portakal getirdim. Buza getirdim. Buza. Kaşar, zeytin, şeker, kuşburnu. Kuşbunu seviyor diye hani kuş. Zeytine bak dedesi. Zeytin, kaşar. Evet. Ol. 62 sene yaşıyoruz çocuk. Biz krallar gibi yaşıyorduk. Fakirdik ama çok mutluduk oğlum. Çok mutluduk. Dede 12 yaşından beri bana aşıkmış. Hep yollarda Çocukluk ağlıyormuş. aşkı, he? Dede. Çocukluk aşkı oğlum. Ama artık şeyler geldi. Allah'ım inşallah birkaç gün daha ömür versin. Güzel Allah'ım. Benim şu ağrılarım çocuğum anlatacak gibi değil felaket. Hayatta anlasalar inanmazdım bu derece ağrı nasıl Çok oluyor. şiddetli değil mi? Çok şükür Allah inşallah yardım edecek güzel İnşallah Allah'ım. azalacak, geçecek bakalım anneanne. İnşallah çocuğum inşallah. Siz kendinize iyi bakın. Dedemize bak. Dedemiz
Dedemiz çok soğudur zaten. Dede bize emanet. Dedeyle kavga dövüş idare ediyoruz işte. Aynen. O dedemiz. Burada yaşamak ben size gittim beni görürüm arkadaşlar. Ben seni yalnız bırakmam. Gitmezsin, gitmezsiniz. Hiçbir yere gitmezsiniz. Nereye gideceksiniz? Ben seni kabul etmem ama istemem de. Mecbur gideceksin. Daha turp gibisiniz, turp gibisiniz. Ali gel azıcık ananiye ver bakalım. Güç ver ananiye azıcık. Gel. Oğlum bir tanem seni çok seviyorum. Az şu şeyleri uzaktadır böyle. Sana bir şey olmasın diye korkuyorum. Bulaşıcı bir şey yok ama. Ali'den bulaşır. Ali okulda hep mikrop getiriyor bize. Evet, mikrop. Ali geldi, çok memnun oldum çocuğum. Bana bir yaşama şeyi verdin bir tane. Anani Ali'ye Ali ananiye özledik, eve götürelim mi? Ama daha doktor biraz daha dursun diyor. İyileşsin. İyileşsin öyle götürelim değil mi? Kuruşun biraz daha etler buruşsun. Yok yok. Asla bir güvenim. Saçlarım başlamış çıkma, kıvırmam başladı. Kıvırcık çıkacak yor. Kıvırcık mı çıkmaya başladı saçlar? Şeye katılacağım. Yarışmaya katılacağım var ya. Ağacının programı. He. Yani ne diyorlar ona? Survivor'a gidelim. Survivor'a gidelim. Şubat'ta başlıyormuş bak. Tamam. Anne sen ne yapıyorsun? İyisin. Ailemizin şeyi ne derler ona, daimi refakatçısı annem. Dedemin de arkadaşlar iyi misiniz? Dedem hasta olunca da annem refakatçi, anneannem hasta olunca da annem refakatçi. Olsun, ben bütün sevapları topluyorum. Nasılsınız? Yurt içi, yurt dışı iyi misiniz? Biz biraz Ayş, kapıyı kapat oğlum. Biz birazcık gene rahatsız olduk işte. Annemle hastanede kalıyoruz. Murat'tan ziyarete gelmiş babam Alicik. İyiyiz inşallah, bunu da atlatacağız. İlaç alıyor annem, o ilacı biraz yan etkiler oldu. Biraz yaşımız da var tabii Allah'ın izniyle, onu atlatamadık. Biraz zor geçiyor dönem. Bu da geçecek inşallah. Bu da geçecek, bir sınavdan geçiriyoruz. İmtihan dünyası, Allah'ın izniyle inşallah iyi olacağız. Siz kendinize iyi bakın, her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz, sağ ol bakalım. Tepede kar mı kızım? Kar yağmış dedi oraya, evet. Anneciğin olmasa bizim işimiz harap olur. Değil mi? Evet, dede yaptı 10 gün kaldır. Dede diyorum ya, daimi refakatçısı ailemizin. Nasıl söyledin kızlara? Tam uzanmıştık. Cennetliktir anne, cennetliyormuş. İnşallah. Ezanı bekliyorduk. Ezanı bekliyordum da Çarbanka'ya gidecektim. Bir imza eksik olmuş. Dedim anne dedim ezan okunsun gider gelirim. Orada da uzanmıştık işte böyle. Arada bir karışıyoruz, bir boğuklaşıyoruz böyle tabii işimiz. Şimdi sakinledim, bak çekti. Değil mi? İğne etkisini gösterdi. O arada o önünü onu yatıştırma çocuğum. Ben artık bitiyorum. Elim ayağım panik. Kar yağdı dediği dağlar arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel manzaraya bakın. Bu dağ anneanne kar yağdığı zaman çok mu kış çetin geçer diyordunuz? Katırdağ değil mi? Katırdağ diyorlarmış oğlum. Buraya kar yağdığı zaman kış çetin geçer derler evet, ihtiyarlar. Evet, kış oluyormuş oğlum. Gerçi bakın ocağın da yarısına geldik. Bu saatten sonra ne kadar kış olacak gördüğü zaman. Gel akşam yemeğimizi de çek. Akşam gel. Yemeğe geldi mi? Geldi, gel bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Oğlum, çok iyi işte mevsimler. Hadi bakalım neler var. Bu şekil geliyor böyle kapaklı o şeyde. Suyumuz, kepekli ekmeğimiz, irmik helvası gelmiş, çorba. Asker biraz, yemeği gibi erişte. Erişte, ıspanaklı. Yoğurtlu, ıspanak, pirinçli. İşte burada mendili, tuzlu her şeyini tertemiz. Burada çatalı, kaşığı burada sterili bir şekilde. Bu ne helva mı? O da irmik helvası herhalde. Burada da işte ezogelin çorbasına benziyorcuk. Hastaya da refakatçiden yemek mi geliyor? Yok ayrı geliyor mu? Artık bizim ilk defa anneme yeni geldi. Biz bugün dışarıdan paça çorbası alıverdim ben ona. Tamam. Doktor dedi istediğini alın getirin dedi. Bizim yemekle işimiz zaten yok da yemeyen insan da. Evet ekmeksiz bir paça çorbası. Bir yarım dilimin kepeklerini onunla şey yaptı, tüketti. Bunlar hiç bakmıyor zaten ama ben ekmeksiz yemeye çalışıyorum işte kuvvet olsun diye. İyi bakalım. Aynıdır ya. Kalmıyor ya, yorma kendini. Aynı. Çok iyi. Çok bakıyorlar. Hastanede memnunuz. Çok iyi. Hastane çocuğum çok gerçekten çok güzel bakıyorlar. Evet. Çok memnunuz. Gece bize soruyorlar. Temizlik yapalım mı? İhtiyacımız var mı? Ya. Allah'a şükürler olsun. Böyle babacan insanlar var. Böyle işaretler, böyle kuruşlar, hastaneler açıyorlar da insancıklarımız yararlansın. Evet. Allah'ım onlara sağlıklı ömürler versin. Amin inşallah. Versin. Gurur duyuyoruz onlardan oğlum. Ne güzel. Gurur dede duyuyor. Acıktın mı sen? Götüreyim mi çorbacıya? Hı? Gene uyanık yanına para almamış. Ben yanında varım diye. Almışsın var mı? Ben gördüm. Bende para yok. Şaka be, ben ısmarlayacağım. Ben varken sana para mı vereceğiz? Ne derler? Ziyaretin, hasta ziyaretin evet, kısası makbuldür derler dede. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun.
Emine'mi de Zeynep'imiz de bu sefer getirmeden mikrop atmasın diye. Hastanede bir kuvvetli mikroplar var mı çocuklarımız? Salgın var, salgın. Salgın da var. Birkaç tane bebek küçük. Emine'mizi, Zeynep'imizi de öpün. Allah razı olsun hepinizden arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi teşekkür ederiz bakalım. Hadi görüşürüz tekrar. Sor dede ne yiyecekmiş orada? Paça içer. Paça mı yiyeceksin? Bir kelle paça mı? Ne yiyeceksin? Et suyu, tavuk suyu, mercimek. Kellesini ne yiyeceğim ben? Kelle paçayı birazcık da döner yerim diyor işte. Döner mi? Döner, oraya göre döner istemiyorum ben. İstemiyor musun? Hayır. İstemiyorsan isteme. Ne bağırıyorsun ya? Dokunuyorum. Konuşma. Tamam. Şiş getirsen yine döner getirmesen. Tamam. Evet gidiyoruz çorbacı. Ali ne çorbası içeceksin? Kelle paça mı içeceksin? Tavuk suyu mu? Mercimek mi? Mercimek. Et suyu ne? Mercimek. Kelle paça iç. Tamam. Sen çok seviyorsun, hem iyi gelir sana, hastalığın geçer. Tamam? Hadi gidelim bakalım. Kızlar. Evet, kızların işareti babacığım, aynen. Hadi gidelim bakalım. Hadi Ali, yürü. Lahmacun da var ama çorba içelim. Buranın çorbası çok güzel. Tamam. Hadi afiyet olsun bakalım. Olsun bakalım. Baba. He baba. Çok güzel. Tamam. Hadi afiyet olsun. Limonda sıkalım mı? Limonu sıkayım mı sana? Bak limon var burada. Tamam sıkacağım ben şimdi. Hadi bakalım. Evet çorbalarımızı içtik erkek erkeğe. Ali de kelle paça içti. Sevdin mi Ali kelle paçayı? Evet, çok sevdim. Çok güzeldi değil mi? Şifa niyetini içtik bakalım. Sen sevdin mi dede? Çok güzel değil mi çorbası buranın? Geçen de yedik ha. Beğeniyorsun. Ona göre mi? Bir kere daha gelelim buraya. Tamam gene geliriz. Annenle de getirdi. Zeynep de içer mi acaba? O da içer, o da sever. Ben şöyle böyle kıtır ekmek verelim. Kıtır ekmek mi verelim? Tamam. Aynen yer ya. Tamam bakalım. Eve geldik arkadaşlar. Zeynep Emine'ye bir kafa atmış. Emine'nin dudağı patlamış. Şişmiş. Zeynep de burada suçlu suçlu yere uzanmış, mamasını içiyor. Kızım ne yaptın anneye? Uf mu yaptın anneye kızım? Ne yaptın kızım anneye? Ne yaptın anneye? Küt mü yaptın? Yaptın mı kızım? Sen var ya sen bak. Nasıl biliyor suçunu? Seni yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Seni bir yakalarsam var ya seni. Ne yaptın kız anneye? Hı? Hı? Anne Ali yıkıyor. Koş seni şıp şıp yapsın anne. İstiyor mu şıp şıp? Zeynep? Anne abi yıkıyor kızı. Sen de yıkanacaksın mı? Şıp şıp. Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi birinci kata ineceğim. Annemle anneannem işkembe temizliyorlarmış. Haberi geldi. Ben de gideyim biraz onlara takılayım bakalım neler yapıyorlar, neler ediyorlar. Yine umarım inşallah bol kahkahalı bir video olur. Hadi hep birlikte inelim aşağıya. Evet çayımla beraber iniyorum. Çocuklar benden önce indiler. Emine, annem, Ali falan. Şimdi gidelim bakalım içeriye. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin oğlum. İçerisi çok sıcak olmuş. Anne bu çok açmışsınız ya. Çocuklar geldi diye açtım. Üşümesinler. Geldi. Zaten biz de onları hırka mırka giydirdik. Evet. Terleyecekler. Ya hırkanı çıkar oğlum. Ali'yi özlemiştim. Neler konuştuk neler Ali'yle. Neler anlatıyor. Dişi de sallanıyor bakalım. Evet. Çıktı çıkacak ama. Evet. Annem mi bu şeyde? Annem bahçede. Git bak yine bugün yaşadık. Paşa getirmişler. Mahvolduk. Hmm. Çok da mutlu olduk. Seviyoruz biz biliyor musun? Tamam. Paşa'yı. Biz yine hiç ağzımıza sokamıyoruz. Bir çıkalım bakalım hadi. Bak bakalım ne yapıyor. Ben de ona yardım edemiyorum. O halleder. Anne müsait misin? Buyur oğlum. Selamun aleyküm. Kuzum hoş geldin. Kokulara bak. Nasıl yiyorsunuz şunu ya?
Bak mis gibi yapıyoruz. After, ne olursa olsun. Ne deniyor bak. Before bak. After. Before after bak. Hiçbir şey kullanmıyoruz. Bazı bir şey kireç mireç okudum ben telefonda ama. Şey sadece suya hemen onun bir dakikası var azıcık böyle. Bunlar da hayvanları vereceğiz. Yağlı bağırsakları. Hangileri hayvanları veriyorsun? Bunları yağlı. Yiyorlar mı onları kediler yiyorlar. Köpekler falan? Tabii. Bunlar. Bunları temizleyeceğim. Bunlar alt üst edilecek. Bunlar da şu şekil. Bak çubuğumuz var böyle. Annem bunları yıkadı önce. Bak şöyle göstereyim. Bunları. Dur ben bu tarafa mı geçeyim ya? Geç. Nerede rahat çalışıyorsun sen? Böyle bu tarafa geç. Hadi bakalım. Bunları güzelce yıkadık da bir daha. Çubuğu içinden geçiriyorsun. Temizliyorsun işte. Öyle yapmıyorsun. Hı-hı. Ne yapıyorsun? Evet bunun çubuğumuz var. Bir de burası çengeli. Bu çengeli çok iyi oldu böyle. Bunu hiç atmıyoruz. Her seferinde bulunduruyoruz burada. Kokoreç de yaparsın sen. Kokoreç yapsana bize. Ha, kokoreç de yaparsın. Olur. Hı, olmaz mı bundan kokoreç? Kokoreç zaten bunun, bundan yapılıyor. Olur, oh ne güzel çıktı maşallah. Onun mangalını yakması var oğlum. Ya bunu şimdi seven var sevmeyen var. Biz bunu böyle çekiyoruz ama tiksinecek millet valla. Bunlar ne ufak ufak burada? Şimdi bak onları temizlemiş annem ben gelene kadar. Onlar bak tertemiz bak onlar alt üst kaynatmış edilmiş. Mı bunları yok? Onlar şimdi kaynayacak mı? 2-3 kere onların öz suyu çıkıyor. Hmm. Onlar böyle annem çok güzel yapıyor. Kayıyor ya zor oluyor biraz burası. Neyse ben bunu böyle çok uzun uzadıya çekmeyeyim. Şimdi seven var sevmeyen var gidelim anayla muhabbet edelim. Eski usul düdüklü. Burada da arkadaşlar eski usul bir düdüklü varmış. Vallahi şey gibi bomba gibi baksana. Anne açsan ne var bunun içinde görelim. Açmayı bilemiyormuş lan. Bilmiyor mu? Aç ver. Dur ya ne var bunu açmayı? Dur bakayım ben açarım ya. Ne var? Dur ben sıcakmış. Emine açar mısın? Dur ben biliyorum onu açmayı. Gel aç o zaman hadi. Uçmayalım havaya. Hayır şey mi? Çok yok. Ilık. Ilıdıldı soğuttu anne. Ve böyle işte. O kadar basit. Ne olur. Bu biraz kapağı zor çıkıyor mu? Bak. Oo kelle var içeride. İki tane. Nasıl sığdı bu tencere iki kelle? Büyük tencere bu. 6-7 kiloluklardan mı? Eski usul tencerelerde. Bunu kırıyoruz dediler. Geçen videoda demişler kırdınız mı onu demişler. Evet. Anne çenesini ayıracak. İkiye ayrılmış bu da evet. Çenesini ayıracak kemiklerini kırdık. Neyse kapat bakalım. Tamam. Öyle kalsın. Öyle kalsın. Tamam. Dursun öyle. Hı-hı. Şey yapar. İçsene çayını. İçiyorum. Bak birazcık sıcak suda durunca. Midem ne bu şimdi? İşkembesi. İşkembesi. Kalın bağırsakları, ince bağırsakları tavadakiler. Hiç anlamamsa katat hiç de sevmemiş de lazım değil. Burası kadısı, yağlı bağırsak. Kadı ne ya? Kadı ne? İşte bunun içini süzüyor. Geçen sen de ezberlemişsin anlıyorsun. Orası şey işte bu, şırdan yaptıkları yer değil mi bu? Evet. Emine o değil mi kız bu? Evet. Ama geçen ne dedi onkoloji uzmanı doktor? Kokoreç çok sağlıklı. Kokoreç sağlıklı da ben böyle haşlama. Yok bağırsaktan ya. En çok şeyi söyledi. Ya. Büyük kemikleri onu da alacağız. Kız çayıma sıçramasın o Emine dökerken. Dikkat aynen, et valla. Sıçrar. Sonra... Anne sen niye öyle elletle benim bardağıma dokundun? Eyvah. Aaa iyi yere dükkan açtık. Hiçbir şey de şuna vermiyor. Bak ya. Ne zevkler var arkadaş. Bunu para verseler yemem ben ya. 14 bir porsiyonu. Ne? Bir porsiyonu 14 TL. Şu kelle paçayı hastaneye gidince yedik. Alıyoruz hastanenin, Hayat Hastanesi'nin yanında bunu çok meşhur yapıyorlar. Derya çorbası var arkadaşlar. Bu sana da. Derya meşhur. Var. Ondan sonra şey var. Doğa Çınar Caddesi'nde. Adı aklıma gelmedi şimdi adamın. Kelleler, 14 TL bir bunun porsiyonu. Bir kase çorbası işte. Bir kase bunun içine büyük baş kemik de konu. Çok çekme beni zaten tombulum. Hepten tombul çıkacağım. Bir şey olmaz. Ay yolda iki tane arkadaş gördüm geçen gün. Selam söylüyorum onlara. Bir de hastanede. Sen benim kanalımdan kime selam söylüyorsun ya? Benden izin aldın mı şimdi? Evet o benim eski kanal benim eski yani. Kanalım. Anneciğime geçmiş olsun dedi. Bir de arkadaş güzel bir kızım yolda rast geldik. Emineciğimi takip ediyorlarmış. Selam söylüyorum hepinize. Nasılsınız? Yurt içi, yurt dışı. Kanalımı takip ediyorsunuz değil mi? Kınalı kuzumu yalnız bırakmayın. Allah razı olsun. Çok eğleniyoruz. Gülüp geçiyor. Sen en son ben video çektim. Onu izlemedin galiba. İzlerim kuzucuğum. Biz hep hastanelerdeyiz. Acilerdeyiz. Emine'nin günlük
Evet. Vlog'unu seslendirdim. Herkes kırıldı gülmekten. Oh, poğaçalar yapmışlar. Baba, sormayın bunları ya. Bunlar doğuştan aşçı bunlar. Biz hep hastanelerdeyiz arkadaşlar. Evet. Acillerde sabah akşam. Bir günde 2-3 kere doktora gittiğimiz var. Onun için şimdi videoları biraz öncülük gösteremiyoruz. Ama dualarınız hep üzerimizde. Çok güzel yorumlar yazmışsınız. Yurt içi, yurt dışı, her yerden Allah razı olsun. Allah işlerinizi rast getirsin. Öptüm kokulu geçen kokulu. Geçen ablam çorbacıya gitmiş. Bak böyle çorba kasesinin içinde ayak, ayak vardı. Mı? Ablamın bile onun içinde. Evet. Buna yani paça ya. Denir. Paça bu. Vermiş bunu Muhammed evet. De kemiriyor bunu bir tatlı bir görsen. Biz de gittik annemle zamanında. Paça dedik bir paça getirdi. Önümüze bir kemik ayıp annemle baka kaldık. Biz bunu restoranda nasıl evet, yiyeceğiz? Evet enişte de şaşırmış. Neyse çorba kelle içinde. Demek gerekiyormuş. Bu kelle bu sadece paça. İşte babam annem hep bunları yapıyor. Paça. Evet. Biz bunu şimdi böyle didikleyeceğiz. Eski su söylüyorum temizleyeceğiz. Bunu kemiklerini çıkaracağız. Kuşbaşı bunu doğrayacağız. Hı-hı. Ondan sonra bunun için annenin içinde sarımsak da koyacak. Biz başka suyuna böyle un falan katmıyoruz. Kış hazırlık mı yapıyorsun? Sonra hasta olmayacak mısınız? Annem bunu sonra porsiyonlara bölüyor. Buzdolabına annem beni hiç koyuyor. Dinlemiyor. Annem hep anlatıyor. Buzdolabına porsiyonlara koyuyor. Böyle bir kere de yenecek bir şey değil bu tabii ki. Evet. Kışlık yapmıyoruz. Arada başka yemekler, sebzeler de giriyor. Arada da bunu yiyorlar. Geçen büyük komuk da aldım, büyük kemik de aldım, büyük baş kemik. Onun içine bir iyilik çıkıyor. O da onu da katarız belki. Sen bunu şimdi hastalıklardan koruduğunu düşünüyor musun? Kanal D ana haberde onkoloji doktoru konuştu. İsim ben aklımda tutamıyorum arkadaşlar. Benim isimlere karşı bir şeyim benim var. Benim ismim tut yeter. O uzun boylu şurada böyle folleri var arkadaşlar onu Türkiye'de... O Show TV'de çıkıyor ya Zahide Yetişe'yi beyaz saçlı biri değil mi kıvıracak? O beli var onun saçları uzun. O şurada böyle folli birisi. O büyük bir meşhur bir onkoloji doktoru. İki hafta önce söyledi Kanal D Haber'de. Bir de kelem turşusunu çok anlattı. Kelem turşusunu onkolojiye gidenler, kanser hastaları çok vücuda bağışıklık kazandırmış. Anneciğim yiyemiyor tabii ama bunu yiyin. Yiyin bundan. Hiç tiksinmeyin. Ben yiyemiyorum. Artık onun vitaminini almayacağız. Ne yapalım? Eksik kalsın yani. Midem kabul etmiyor yani. Sana kolay gelsin anne. Ben daha fazla duramayacağım burada. Tamam çocuğum. Hadi gidin kuzum. Hadi bakalım. Hadi kendinize iyi bakın. Yurt içi, yurt dışı. Herkese selam olsun. Hadi. Ha, yeni yıl geldi. Yeni yıl. Nereye geldi daha? Dur ya. Dur. 2-3 gün var. Belki konuşun ama bir daha. Nereye gidiyorsun? Yeni yıl. Bir dakika ya nereye gidiyorsun ya yeni yıl? Kıbrıs'a mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Haberimiz yok. Biz her zaman bir düğün önüne çıkmıyoruz. Daha 10 gün var ya. Ben çarşıya pazarı da gidince tanıdık esnaflar var. Diyorum eczacılar falan yeni yılımız kutlu olsun diyorum. Yeni yıl sağlık, mutluluk, bolluk, önce sağlık. Paralarınıza bereket, Halibran bereket. Ağız tadı, bol geçimler versin. Evlatlarınız istedi, muratlarınızı versin. Amin. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Amin inşallah. Hadi öptüm. Annem öpüyor. Birazdan gene başlayacak anlatmaya. Az önce biz hep öpüşürüz. Ay söylemesi şey. Annemle çarşıya gideriz. Annem, dur ben çayımı alayım. Senin lafın bitmeyecek. Annemle ya. Annem bana böyle bakar. Tutar beni öper. Ben onu öperim. Bizim öpme şey var. Bir de benim böyle dokunma şeyim var. Böyle çok yaşa kuzucuğum. Hep beraber. Yaşa. Biz annem böyle bak biz Bulgaristan'dan geldiğimiz yerden öyle alışmışım. Ben babamı şapur şupur her yerinden öperim, dokunurum, severim. Anneciğim de öyle, ben öyle alışmışım onların yanında. Bizi şey yapmaz böyle. Nerede öpeceksin, nerede öpmeyeceksin, yok öyle bir kural. Murat evlen. Ben yine sevmiyorum öyle. Murat, benim kocaman adam oldum, şapur şupur öpüyorlar beni, sevmiyorum Murat'ı ben yani. Murat'ı hiç alıştıramadım. Murat evlendiğim zaman evlenince anne dedi bana dedi, hanımımın yanında böyle yapma dedi. Oh dedim, yıldızlar yeneyse dedim, hanım dedim, ben dedim, istediğim yerde öperim dedim. Aklıma geldi anda, hala bile öperim ensesinden, ayağından. Kolundan öptürmüyor dedine bakmayın. Çok torunum var artık onlar öptü. Oy onun hepsinin tadarı. Eminemi bile bir sıkıştırırım saçını bir kestirdi kocaman şöyle. Kocaman adam olduk oy, biz. Oy onun ensesini. Önce geldiğimizde arkadaşlar oğlum çok yakın çekiyorsun çok yaşlı. Ne çıkacağım. Yapayım gideceğim salmıyorsun beni çıksın lafa ya. Geri çık beni güzel bir çek oğlum. Malzemeni soşin yapacak bir şey yok. Artistik çek. Şimdi Emine yeni evlendiğimizde ben şimdi böyle dokunuyorum gidiyoruz geliyoruz şimdi Mudanya'ya. Emine böyle irkiliyor.
tiki var. Hiç Emine'yi kimse... sevmiyor. Emine'yi ben, o Emine'yi ben mıncıklıya alıştırdım. Çok artık, alışma sayılmaz ama. Emine artık hiç bana tepki vermiyor, duruverir böyle. Ne yapsın kızcağız artık? Seninle baş etmek kolay mı? Biz annemle dedik ki, Murat dedik, biz gündüz seveceğiz, sen gelince sen aşkınızı paylaşın. Murat küçükken derdi, anne hadi yere yatalım, güreş yapalım, aşkımızı paylaşalım. Vallahi biz ne Emine ne Murat ne anne ne baba. Aynı şekilde sizleri de öpüyorum. Çok tekrar sağ ol. Ben sana kanal açacağım. Bu böyle olmaz yani. Sen benim kanalı gasp ettin şu anda. Ben bir başına varım 10 saniye. Şimdi ellerim kirli de dokunamıyorum. Lafı kaptırdık bir, sana. Bir elense çekeceğim şimdi sana. Ben bu kınalı sakallarını yerim gidiyorum senin. Ben. Hadi bayılacağım yoksa. Bayılma. Yani hani şimdi benim geçen gün aklıma bir şey takıldı. Ben onu sana sormak istiyordum. Hazırda gelmişiz bugün müsaitiz, sorayım. Şimdi teknoloji çok ilerledi. Televizyonlar, telefonlar, işte uydular, bilmem ne, zart surt, say bitmez. He. Şimdi mesela bir kadın hamile kaldığı zaman aradan 2-3 ay geçiyor. He. Gidiyor bebeğin cinsiyetini öğreniyor. Bakıyor, öğreniyor. Hı. Şimdi bundan 50 sene önce, 30 sene önce belki böyle şeyler yoktu. Ya ultrasonun tarihini bilmiyorum. 15 sene önce mi yoktu? 10 sene önce mi yoktu? 2000'lerden sonra. Her neyse işte 20 yıllık bir geçmişi vardır. Sizin zamanınızda bu işleri böyle nokta atış yapıp da bilen insanlar muhakkak vardır. Nasıl yöntemler kullanıyorlardı da bebeğin cinsiyetini biliyorlardı? Ya da biliyorlar mıydı? Yoksa yalan mı bunlar? Çocuğum şimdi bazı kadınlar, ben şimdi bak 20 sene diyeyim artık lan. Sesi kadar doğumhanede çalıştım. Doğumhanede çalıştım. Önce mesela doğumlarımızı yaptık. Kaç sene önce, 60 sene önce öyle bilim, teknika yoktu. Yoktu işte. Yoktu. Nasıl? Tıp ilerlemişti. Ama ben hastanede değil, böyle koca karıların yöntemlerini merak i̇şte ediyorum. İşte onu anlatacağım ben şimdi. Koca karı olacağım ben de. Nasıl biliyorlar? İyi para var o işte. Şimdi aşirmelerinden diyorlardı ki... He, tatlı isterse. İstiyor biri, tatlı biri bilmem ne. Aa, senin yani bence olan fasa... Bence onlar fasafüse şeyler mesela. Ha, sen şimdi ekşi istiyorsun, senin kızın olacak mesela. Karşı taraf, anne değil de karşı taraf. Senin kızın işte bebeğim böyle fazla şişmiş. Pardon bir dakika müsaade. Bir atası bir tekerleme. Ye ekşiyi nasıl? Çıkar Ayşe'yi. Çıkar Ayşe'yi. Ye tatlıyı, çıkar Hakkı'yı. Atlıyı ata binen erkek. Öyle bir tekerlemeler var. Bir de işte, şeklini al sana bilim. Anneanne de ne alır bilim oğlum. Bilim işte bu. Bilim annem benim ya. Annem var ya. Meydan Larus gibi ya. Ne diyorlar? Yok sadece tatlı tuzlu değil de böyle uyguladıkları yöntem yok mu? Mesela kimi ip bağlayıp kadını karnına yüzük döndürüyor falan. Öyle evet, öyle bir şeyler yok. Yani. Hiç duymadım. Yok mu öyle koca karılar ya? Yalnız işte ekşi tuzlu yiyirsen şöyle olur. Ya da hamileliğin senin daha bebeğin donmuş işte kızın olur. Sivri olursa bilmem ne olur. Yani, öyle. Yani öyle. Somut şeyler. Senin bildiğin şeyler demek. Ben hepsini biliyorum zaten onların. Üzülme, onun için üzülme. Oğlum. Çok bir şey kaybetmemişim ben o zaman. Bir de şimdi tam şeyini bilim adamına soruyorsun oğlum ben. Artık 80. Yok hastaneden emeklisin, emekli hasta bakıcısın, doğumhanede benim çalıştın ya. Bilgisayar aşınmış bilgisayar. Yok canım olur mu? Bak çamaşırı şeye koyacağım ama aman çamaşır makinesine koyacağım ama çamaşırı. Elimin birinde çöp var, birinde çamaşır. Çamaşırı çöpe koyuyorum. Çöpü çamaşır makinesine. Olur be anne o kadar. Biz neler? Geçen gün Emine buzdolabını buzluk bölümünü açık bırakmış mesela. Koymuş şeyi. Hepimiz yapıyoruz. Neler yapmıyoruz ki yani? Yani. Bir de şimdi bu hastalık var ya benim. Hepten artık kafamı. Şimdi diyordum ki ben mesela hani bir yere kadar. Ben gerçekten artık öleceğim de gerçekten üzülmüyorum. Öleceğiz nasılsam. Hepimiz öleceğiz vakti gelince. Yine de kapı insan takıyor oğlum. Sonum bu acılarım benim çok Murat. Aşırı acılarım. Evet. Ameliyat bir sürü sorun yarattı. Büyük ameliyat geçirdim. Bağırsağımı kestiler, biçtiler. Bir iki karış aldılar. Ondan sonra yeniden bu kanser çıktı, ilaçlar çıktı. Yeniden yine şimdi bu değişik biliyorsun. Yani onu şey etmeyelim. Bağsur da çıktı oğlum. Evet, yeniden. Evet. Onun çok zor, hepsi süste geldi. Oğlum ya. Zor. 70 kilodan 60'a düşmüşüm. Süratle gidiyorum aşağıya. Allah'ım size sağlık ve ömürler versin. Güç versin, kuvvet versin. Çocuklarınızı Allah korusun oğlum. Amin inşallah. Sizinle bakalım. Gurur duyuyoruz. Siz geldi mi bize bir hayat geliyor. Bak kim geliyor Zeynep. Bir ağrımızı acımızı unutuyoruz oğlum. Değil mi? Ne güzel.
Ağızları burunları bakırken bunun boynu postunuz yeni bir müze ya, bak. Bu sabah şuna bak. Bu sabah 6'da uyandırdı bizi. Ya. Zeynep. Yok çıkarttı hemen. Dedenin şapkası. Allah'a şükürler olsun. Allah'ım size bize bu sizin günlerinizi gösterdi. Evimize yeniden hayat geldi güzel oğlum benim. Neşe geldi. Evet. Bak bu bizim dedemiz. Dedeyi uyandırdık. Adam otur yanıma da göreyim seni bir tanem dokunayım sana ya. Mesut'um ben bu sabah çok kötüyüm adam. Ya adam çekiyor. Yok dede daha ayılamamış. Ayılamadı dede ama dedemizdi maşallah. Dedemiz ne yaşı var? Dede de 90 evet. Yaşına yaklaştı. Güzel hayat sürdük ondan oğlum. Biz ne güzel. Düşük halka geldik ama şükürler olsun. Buraya kadar geldik oğlum. Evet. Allah bizi kavuşturdu. Beraber alsın inşallah. Adam diyorum Murat. Hı. Biz gezelim şöyle biraz adam diyorum. Ovaya mı gitsek? Dağ tarafına mı? Güzel bir ağaç bulalım böyle. Hı-hı. Ondan sonra adam diyorum böyle dallı bullu olsun. Onun altına diyorum iki tane mezar kazalım diyorum. Aa, sen hep ölmeyi getiriyorsun aklına ya. Boş ver ya. Oturun yani, orada piknik yapın. Doldurun piknik sepetinizi. Emine'se yapsın poğaçaları. Sepete. Diyorum, ya. Koyalım çayı termosa. O da mangalı ya. Ya. Poğaça, mangalı hepsi birimizi olacak. Birimizi bir tarafa gömerler, birimizi ne gömüleceğiniz ya? Boş verin gömülmeyi, gömülmeyi ya. Güzel ne şeylerden konuşun. Oğlum? Hayırlısı olsun oğlum. Allah'a şükür ediyoruz. Buralara ne kadar geldik. Evet. Hizmetimizi görmüyoruz. Ne güzel, daha ne olsun işte. Bundan iyisi can sağlıyor çocuğum. Hadi bir çay arası verelim, çay içelim bakalım. Hadi bakalım. Ali nasıl fotoğraf çektin? Bakayım fotoğrafı göster bakalım. Davulcu mu yaptın Anahi'yi? Allah bir yere gitti. Bir daha fotoğraf girme. Bak ne güzel olmuş. Zeynep de çıkmış orada. Hadi geç anneannenin yanına. Bu videonun kapanışını sen yap bakalım. Nasıl yapacaksın? Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Günaydın dostlar. Bugün pazar. Kalktık kahvaltımızı yapacağız ama önce şu mutfağı toplamamız lazım. Hiç o havada da değiliz hiçbirimiz valla. Emine Zeynep'e şöyle bir mıhlama yaptı. Önce onun işini halledelim. Ondan sonra biz artık Allah kerim valla. Burada cevizler var. Ne yok ki. Az önce makarna tenceresi vardı. Emine kaldırdı buzdolabına. Şimdi bize de mıhlama yapacak. Önce bir süt kaynattı. Cornflakes mi yesek dedik. Ondan da vazgeçtik. Evde ekmek de yok. Mısırını burada. Bakalım yapacağız bir şeyler ama... Mısır olur mu karar verdik Emine? Evet, mırlama yapacağız. Zeynep'e? Ekmek almaya gitmiyor. Şakır şakır dışarıda yağmur yağıyor. Tam uyku havası. Ay, o zaman yatın aşağı uyuyun. Ama karnımız aç uyumuyor. O yüzden bir şeyler yiyelim de ondan sonrasına bakacağız bakalım. Dede ne yapmış sabah sabah onu anlat. Dede iyi ya ne yapalım. Şeker iğnesini vurdum işte sabahleyin ona inip. Televizyonunu? Belgesel kanalını açtım. Annemleri aramış mı? Sabah annemleri arayıp uyandırmış. Annem eyvah, konuşmamış. Sabah. Erkenden. Aynen öyle. Uyandırdı. Dedem işte merak ediyor. Bu dağınıklık yetmiyormuş gibi bir de çocukların çıkarttığı dağınıklıklar var arkadaşlar. Şu yaramazın. Ali de burada hafta sonu tablette özgür özgür oynamanın keyfini çıkartıyor. Ne kurdun Ali tabletine? PES mi kurdun? Futbol oyunu mu? PES. Reklam mı çıktı? Evet. Türkiye'li hangi takım? Bu. O hangi takım biliyor musun? Hı. Morokko. Fas. Fas. Evet. Türkiye'li Fas maç yapacak. Milli takım maçı yani. Hı. Sen Türkiye'yi yönetiyorsun değil mi? Evet. Bak. Hadi bakalım. İnşallah Türkiye kazanır. Bak. Messi mi bu? Hayır. Türkiye'de Messi olmaz. Hadi sana kolay gelsin bakalım. Burası da evimizin en değerli toplu köşesi arkadaşlar. Odası daha doğrusu. Burada da her kıyıda köşede var gene bir parça. Çizgi film açtık ama bakan yok. Herkes kendi halinde. Ne oldu? Ne gülüyorsun? Mama yiyecek misin mama? Mama? Nasıl oynuyorsun sen? Ellerini göster bakalım. Kaçma! Evet mıhlamaya başladık bakalım. Tereyağımız eridi. Bir şeyden vazgeçtik. Kompleksten. Uf, değil mi? Aynen. Ne kadar uzak kültürler birbirine. Biri mıhlama, biri cornflakes, değil mi? Aynen. Arada kilometrelerce fark var, yol var. Var, yol var. Zeynep.
Çeçil peyniri mi koyacağız içine? Evet. Şöyle bir çeçil peyniri kaldı. Şimdi ben bunu bir dikleyeceğim güzelce. Hepsini koyarsın herhalde. Bol bol. Ha. Hepsini koydun mu güzel oluyor. Ekmek yok. Karnımız tok olur iyice. Çünkü işte. Bol peynirle güzel oluyor. Hadi kavurmaya başlayalım. Şöyle ocağımızın kirine göstereyim mi arkadaşlar? En doğal haliyle. Murat'ın vlogunda izleyin. Evet. Mutfağı da toplamadan başlayacağız kahvaltıya. Direkt mıhlama yapıp gideceğiz. Burası da böyle dursun bir 5-6 saat. İşte, akşam yemeğine kadar böyle dursun. Kadınların bazen bir günlüğü bir gününe tutmuyor. Ya. Bak kadınlar evde iş yapmayınca ev ne hale geliyormuş. Onu görüyoruz. Ya. Evet, ben çok sık görüyorum zaten. Görmeyen arkadaşlar da görmüş oldu. Murat sakin seslendirme videosu çekiyorsun ya. Gerçekleri söyle ya sen de. Yok Allah arkadaşlar Allah. Bu ara... Zaten yok takipçilerimiz biliyorlar. Aşağı alt kat, yukarı, üst kat, hastaneye git gel. Üst kat çamaşırlar. Düzen müzen kalmadı. İki tane de çocuk var. Akşam şimdi ben tam mutfağa girecektim. Dede geldi. Evet. Boks dede. Maçı kanalı için. Dedim oturalım da bir şeyler yiyelim içelim. Çay may dedim. Ayıptır söylemesin. Dedem çayı da döktü koltuğa. Şey bulaşıkları da o yüzden makineye yerleştiremedim edemedim. Makine doluydu. Bir dünya işim vardı. Öylelikle kal. Sonra Zeynep huysuzlaştı. Yatmak bilmedi. Saat 11. Böyle olan günler oluyor. Hep güllük gülistanlık evet. Değil vallahi. Maalesef olmuyor. Öyle her gün istesek de güzel geçmiyor ya. Arkadaşlar. Her gün böyle. Herkesin öyledir ya. Herkesin böyledir ama şimdi bazı vlogları görüyoruz. Alışverişler, güzel hayatlar, dışarıda gezmeler. Yok. Yani her şey böyle dört dörtlükmüş gibi gösteriliyor izleyicilere. Ya öyle bir hayat varsa Allah herkese öyle bir hayat nasip etsin. Ne bileyim yoktur herhalde yok öyle hayat ya. Hayat vur patlasın, çal oynasın böyle gezmeler. Onların da kendine göre sıkıntısı sanki... var ama yansıtmıyorlar buralara. Bilmiyorum yani. Ya da rol mu yapıyor? Şimdi ben Instagram'ı da çok kullanmam. Instagram'a giriyorsun. Herkes böyle sanki Instagram'da kraliyet hayatı yaşıyormuş gibi. Değil mi? Kafelerden, şeylerden çıkmıyorlar böyle. Çay bahçelerinden. Sürekli kahve, çay paylaşımları. Ne bileyim. Hiç mi kötü gününüz geçmiyor arkadaşım? Ben mi anlamıyorum geçiyor, yani. Geçiyor da işte. Unutmak için. Ama yine de şey var yani bir. He? Rol kesen kesim var yani. Ya vardır illaki vardır. Mutlu aile şeyleri işte. Ne döküyoruz yani. Buna başka? Dur onu iyice kavuralım ondan sonra bu biraz peyniri... kararsın mı? Evet. Zeynep ne yapıyor ya? Zeynep'e bak ya. Zeynep bize yardımcı oluyor. Daha çok dağıtıyor. Bu Zeynep evi. Var ya bütün evi mahvetti. Bütün... Ne? Dağıttın mı kızım? Bak anlatıyor da. Evet mıhlamamız oldu arkadaşlar. İki tabağı bölüyoruz bakalım. Murat yaptı. Bol peynirli. Oldu o kadar işte. Yani çok profesyonel olduğu söylenemez ama. Kötü de sayılmaz değil mi? Güzel güzel çok güzel görünüyor. Şimdi bunu da Emine sıyırsın parmağıyla. Parmağım da yansın sonra. Hastaneye gidelim. Bu senin bileceğin iş. Hadi bize afiyet olsun. Evet kahvaltımız hazır arkadaşlar. Zeynep'i baş köşeye oturttuk. Aliş gel bakalım. Hadi bakalım Aliş gel. Hadi bize afiyet olsun. Ali çok mu uzuyor? Hayır. Ben de deneyeyim bakayım benim tabağımdaki uzuyor mu? Oh. Şuna bak. Vay be ne mıhlama yapmışım Murat. Bol malzeme koyduk. Güzel olmuş. Karadeniz misin nesin? Çok güzel. Ben bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştim ama lezzet çok falan lezzetli. Çok kıvamında olmuş. Bu bizi şimdi akşama kadar tok tutar arkadaşlar. Kalorisi yüksek, besleyici. Kimse ekmeğe bakmıyor. Koydum hiç. Zeynep diyor mu onunki şeysiz Zeynep'i ya. Zeynep'i zeytinyağlı kavurdum. Sade onunki. Çok az tuz koydum. O da severek yiyor. Harika olmuş arkadaşlar. Aynen küçükken bile yiyorduk. Ben Zeynep'i uyuturken Emine de mutfağa girmiş. Güzelce temizlemiş, çiftlemiş. Az önceki o halinden eser kalmamış. Bakın parlatmış gerçekten mutfağı. Eline koluna sağlık. Ben de şimdi bir çay koyayım. Zaten o mesajı vermiş bana. Buraya iki tane bardak koymuş. Gelirken iki bardak da çay koy da gel der gibi. Ben de şimdi çayları koyayım. Gidelim içeriye. Öyle sakin bir pazar günü geçirelim bakalım. Biraz demli mi oldu? Ne oldu artık? Ne olduysa o.
Hava da yağmurlu arkadaşlar. Eğer yağmur dinerse bakalım bugün. Eksik birkaç kritik malzeme listemiz var. O da yere mi düşmüş burada? Toz şeker, tuvalet kağıdı ve ekmek. Bunları almaya gideceğiz bakalım. Bir yağmur dinsin de ondan sonra hallederiz bu işi de. Biz yine düştük yollara arkadaşlar. Hastaneye geldik. Getirecekler var. Bu hastaneden gidecekler var. Dedemle beraber gene girdik kol kola. Havada yağmurlu. Şiştin mi dede? Şiştim ya. Bayırdın mı biraz? Tabii şiştim ya. Az kaldı göreceğiz şimdi. Böyle bir araya pindirecektim beni. Hayır hayır geldik. Hayır hayır. Asansöre çıkacağız hemen hadi bakalım. Nereye çıkacağız? Kata. Yoruldum ya Murat. Geldik dede. Yoruldum ya. Geldik ya. Nereye geldik? Ne geldik? Yorulmadan olmuyor işte bazı şeyler değil mi? Ya. Ne yapalım? Bak ne yapalım var mı ya? Buraya boş buraya niye gelmedik? Sokmuyorlar. Ben geçen gün burada kavga edecektim. Harbiye niye koymadık buraya? Acil geldik dedim. Aç kapıyı dedim. Böyle bomboşlu sokmadı beni. Burada bekçiyle kavga edecektim. Prosedür böyleymiş. Dostlar biz eve geldik. Hastane çok fazla video çekip de canınızı sıkmak istemedim açıkçası. Sonuçta bu platforma çoğu insan biraz neşelenmek, kafayı dağıtmak için giriyor. Ama hayatın şartları bu yani. Bazen de kaçamıyoruz. Bir de kısa bir şey söylemek istiyorum. Bir yandan da bir yanda ödevini yapıyor. Bazen hani hayattan böyle çok soğuyoruz, bunalıyoruz, yaramız hiçbir şey yapmak istemiyor ya. Şu hastanelerdeki onkoloji bölümüne gidip o koridorda 10 dakika durmamız bence bize çok şey katacak. Hayata bakış açımız değişecek. Yani o kadar aciz durumda olan insanlar var ki Allah herkese şifa versin. Sık sık da böyle hastalıktan konuşup canınızı sıkmak istemiyorum ama kaçınılmaz hayatın gerçekleri bir taraftan da. Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten çok zor. Dediğim gibi yani o şımarık mı diyeyim nasıl hiçbir şeyden mutlu olmadığımız zamanlar olur ya herkesin zaman zaman oluyor. Yani bir gidip 10 dakika ziyaret etmenize fayda var. Neler var neler ne hastalık var ne hastalıklar var bizi ilerleyen yaşlarda ya da daha genç yaşlarda neler bekliyor. Allah herkesi korusun. Kimsenin başına vermesin. Gerçekten. Bir yandan da Ali ödevlerini yapmaya devam ediyor dostlar. Burada toplamıştım var. Daha Ali zaten şekilleri gördüğü gibi ne yapması gerektiğini biliyor. Şu an hep toplama yapıyorlar. Çıkartma yapmıyorlar. Herhalde toplama daha kolay bilmiyorum. Hepsini doğru yapmış. Baktık kontrol ediyoruz biz bir taraftan. Bir tek yediği biraz değişik yapmış Ali. Yediği de aslında şöyle yapman gerekiyor. Ali biliyorsun zaten de. Ben de şuraya yapayım. Yediği böyle yapmamız gerekiyor. Burada yine başka toplama işaretlerimiz var. İşlemlerimiz var. Ne demiş? Verilen sayıları topla, sonucu yazıp boncukları o sayı kadar boya. Anladın değil mi ne demek istediğini? Burada da yine 7 rakamının pekiştirmesi var. 7 el çalışması üzerinden geçmiş. 7 tane boncuğu boyamış. Ne bu? Uğur böceği mi? Uğur böceğini boyuyoruz. 7'yi burada benim yaptığım gibi yapmışlar. Gördün mü? 7'yi böyle yapacağız. Böyle yapmayacağız yani. Tamam babam. Başka değil. Başka da bu kadar. Arkadaşlar bir de 7'yi ilk nereden yaparsanız tam şu üstten evet. Sonra ikinci yeri aşağıya. Evet. İkinci yeri yan çizgi. Ortadaki çizgiyi çizmemiz gerekiyor. Ben düşünüyorum da dostlar kendimden örnek vereyim. Ben anaokuluna zaten gitmedim de ilkokula başlarken herhalde toplama çıkarma işlemleri falan bilmiyordum. Sadece 10'a kadar saymayı biliyordum herhalde. Şimdiki nesil biraz daha hızlı mı gidiyor acaba? Hatta anaokuluna ne dediler? Ali istese hemen okuma yazmayı bile başlayabilecek ama öğretmiyorlar. Çünkü daha sonra 1. sınıfta ne hissine kaplıyorlarmış. İşte ben biliyorum bunları. Niye tekrar görüyorum diye yani sıkılmaya başlıyorlarmış. Derste falan durmak istemiyorlarmış. O yüzden şu an anaokulunda okumayı yazmayı biraz yavaşlattılar. Ona göre gidiyorlar. Harfleri falan Ali iyice artık çözdü çünkü. Değil mi Ali? Hadi kolay gelsin bakalım sana. Allah zihni açıklığı versin. Akşam yemeği içine böyle lahmacun söyledik dostlar. Emine temizlik yaptı. Biz hastaneye gittik geldik dedeyle biliyorsunuz. Şimdi Ali dedeye de lahmacun indiriyor. Dedenin buraya gelmesi zor oluyor. Can isterse gelebiliyor. Bizim aşağı inmemiz zor. Onu mecburen böyle aşağıya indiriyoruz lahmacunu.
Soğuk aşağıda yiyecek. Soğuk aşağısı şimdi. Dede telaş yapıyor inince. Hanımefendi oturdu, bekleyemem lahmacunu. Bak nasıl kesiyor. Yavrum ya. O da acıktı. Ali'ye soruyoruz, bu hafta sonu dışarı çıkamadık. Ne yiyelim oğlum, ne istiyor canım dedik. Lahmacun. O da lahmacun dedi. O zaten çok sever. Lahmacunu çok seviyor. Hamburger falan değil, hep lahmacun. Evet, böyle kampanya da varmış. 10 tane lahmacun, 1 litre kola. Salatası falan 45 lira. Bir de nasıl içiniz alıyor diyor da bildiğimiz yer, bilmedik yerden alıyoruz. Bildiğimiz yer, daha önce de aldık arkadaşlar. Gidip orada yemişliğimiz de var. Güvenilir yerden yiyoruz. Ne eti, belli, deri falan böyle evet. Şey yapıyorlar ama bilindik yerden alıyoruz arkadaşlar. Öyle her yerden almıyoruz. Gayet güzel, bakın. Bakın maydanozu, domatesi, biberi. Evet. Her şeye. O zaman bize afiyet olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah olmayanlara da versin inşallah. Amin inşallah. Bak oyun yapıyor dedeye, oyun. Özlemiş dedesini. Zeynep dat diş yap kızım dedeye. Dat yap. Ay nasıl yatıyor. Kucağına sokuluyor dedenin. Baksana özlemiş. Hemen kucağına geldi. Babasına sarılmıyor. Babasına sarılmıyor, dedeye sarılıyor bak. Dört tane dedeleri var. Ya. Dört tane dedeleri var. En büyüğü benim. Evet, yemekten sonra dedem geldi. Birlikte çay içtik. Biraz oturduk. Şimdi aşağı indi, uyuyacak. Ben de böyle çocukları kucağıma aldım. Ali'yi alamadım tabii Zeynep'i alınca. Şimdi size bir hoşçakalın diyelim hep birlikte. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza girmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zeynep sen de bay bay yap kızım. Hadi. Öpücük. Bay bay. Dur bırak yapsın o. Bak yapıyor kendi. Aferin kızıma. Alkış. Alkış da yap kızım. Yok. Hoşçakalın dostlar. Görüşmek hadi üzere. Hadi alkışla. Yaptı. Hadi bakalım. Sok o dilini içeri. Sok.